Hoş Destek kanalından merhabalar, hoş geldiniz. K serisi akort var. Bununla ilgili işlemlerimize devam ediyoruz. Bayağı bir şeyler yaptık. Şimdi bu aracın biliyorsunuz daha önce tam şanzıman yağ değişimi işlemini yapmıştım. Çok eski videolarımdan. Biz bu aracın da şanzıman yağını tamamen değiştirdik. Fakat bana videolarda sürekli soruluyor, şanzıman yağ filtresi yok mu? Evet, bu araçta var ve şanzıman yağ filtresini değiştireceğiz. Şanzıman yağ filtresini nasıl değiştirebileceğimizi anlatmak istiyorum size. Bu araçlarımızda şanzıman yağ filtresini normalde 100 binde bir, 120 binde bir değiştirmek lazım ama piyasada yan sanayi filtreler satıldığı için onlar da biraz daha erkene belki 80-90 binlere çekmekte fayda var. Şanzıman yağ filtresi önemli çünkü şanzıman yağı zamanla içerisinde çapaklanma, tozlanma yapıyor balatalardan kaynaklı. Onları tutması açısından ve yağın sürekli temiz kalması açısından şanzıman yağ filtresinin değişmesi önemli. Ben de şimdi size bu araç için şanzıman yağ filtresini nasıl değiştireceğimizi anlatmak istiyorum. Şimdi aracın şanzıman yağ filtresi burada bakın. Bu arada şanzıman yağ filtresini çıkartabilmeniz için hava filtre kutusunun üst kısmını söküyorsunuz. Biz şimdi şu alttaki şunu da alacağız rahat çalışmak için. Bunun şurada bir 10 somunu var cıvatası. Onu söküyoruz. Onu söküp alacağız. Şöyle. Normalde bunun bir de şurada bir somunu olması lazım. Bu araçta yok. Galiba bir sıkıntıdan dolayı takmamışlar. Şimdi bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bakın şanzıman yağ filtremiz burada. Şanzıman yağ filtresinin şurada bir somunu var. 10 cıvatası. Onu sökeceğiz. Şu kelepçelerini sökeceğiz ve yeni filtremizi takacağız. Bakın şuradaki somunu sökmeden önce şu kelepçesini bir açıyorum. Taki cıvatayı söküyorum. Buradaki 10 cıvatayı söktükten sonra bakın şu yağ filtresini tutan şu braketi alıyorum. Bakın şurada bir tırnağı var. Oradan çıkarttırarak alıyorum. Şimdi filtrenin arkasındaki hortumu da kelepçesini de çıkartacağım. Hortumun kelepçesini ve filtreyi çıkartmış olacağım. Şimdi filtreden gelen şu hortum filtreden devam edip gelen şu hortumu bir çıkartıyorum. Bakın şu filtre şöyle rahat hareket etsin ki arkadaki filtreyi de arkadaki hortum kelepçesini de rahat sökebileyim. Şimdi onu şöyle hafif gevşetiyorum. Bakın filtrenin şu arkasındaki hortumun kelepçesini çıkarttım. Filtreyi buradan söküyorum artık. Şu şekilde. Bakın eski filtremizi söktük. Şimdi yenisini aynen takacağız. Önce şu hortumu üstüne takacağız. Sonra yeni filtremizi takacağız. Şimdi bu yeni filtre. Bu da eski filtremiz. Eski filtrenin şu hortumunu alacağım fakat yön karışıklığı olmasın. Bakın böyle olacak. Aynısı gibi takmamız lazım. Şu yeni filtreye hortumu geçiriyoruz. Kelepçesini de
bakacağım. Şurası arka tarafı. Onu takacağız. En son orayı takacağız. Şimdi tekrar eski yerine takacağım filtreyi. Şimdi filtreyi takacağımız hortum şurada bakın. Hortuma şöyle takıyorum. Çok kolay takılıyor zaten. Filtrenin yeri şurası. Şu eski şuradaki hortumu da takmış oldum. Şurayı. Geliş tarafını. Şimdi şu arkadaki kelepçeyi yerine getireceğim. Şu sigorta kutusunun şuraya takılı bir röle var bakın şöyle. Bunu çıkartmıştım rahat hareket edebilmek için. Şimdi şu arkadaki kelepçeyi getirteceğim. Kelepçesini sıkmış olacağım şeyin. Şanzıman yağ filtresinin. Evet, arkadaki kelepçeyi de getirdik yerine. Şimdi bunun yeri şöyle, şurası tekrar şeyi takacağım. Bakın şu braketi takacağım. Önce şu arkasını takacağım şöyle. Şu yarık o filtre üzerinde zaten onun yeri belli. Şöyle takmış oluyorum bakın. Şöyle arkasını tam takmam lazım. Evet. Şu şekilde takıyorum. Arkası da orada yerine geçiyor. Şimdi somununu sıkacağım. Somununu takıyorum. Civatasını. Şimdi sıkacağım. Civatasını sıkıyoruz yeni filtremizin. Böylece işlem tamamlanacak. Şu hortumun kelepçesini de yerine getiriyorum şöyle. İşlem tamam. Şanzıman yağ filtremizi değiştirdik. Şanzıman yağ filtresinin değiştirme işlemi bitti. Artık şu hava filtre kutusunun altını yerine takacağım. Şöyle bunu şuraya takacağım. Şöyle. Bunu takarken şurayı önce şöyle takıyoruz. Burada tabi bu LPG beynini falan koymuşlar. Buradaki düzen bir miktar tabi bozulmuş. Muhtemelen şuradaki somunun yerine gelmeme sebebi de o. Şurasındaki somunu en azından sıkalım yerine getirtip. Şanzıman yağ filtresini değiştirmek için hava filtre kutusunun bu alt kısmını sökmeniz gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi şanzıman yağ filtresini değiştirdik. Honda araçlarda dış filtresi bulunan, şanzıman yağ filtresi bulunan dışarıda olan araçlarda bu filtreyi 80-90 bin, en geç 100 binde bir değiştirmek lazım.
Eğer orijinal filtre takılıysa 120 bine kadar bu gidebilir. 120 binde bir değiştirebilirsiniz. Orijinal tabi piyasada satılanlar yan sanayi filtreler olduğu için ömürleri biraz daha kısa gibi düşünerek 80 bin aralığında değiştirmek iyidir. Daha önceki bu araçla ilgili şanzıman yağ videosu değişimi yaptığım tam değişim yaptığım video ile ilgili yorumlarda bana bu araçta filtre yok mu? Filtre değişmesi lazım mıydı falan diye soruyorlardı. Ben de şimdi bu filtreyi değiştirdim. Nasıl yaptığımızı da size göstermek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı takip edebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Bana ulaşmak için web sitesinden, mail adresimden, diğer sosyal medya hesaplarımın mesajlarından veya YouTube yorumlarından bana ulaşabilirsiniz. Her zaman sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.